Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Nur. Bugün sizlerle Avrupa uydusunda hayat var mı? Bunu konuşacağız. Böyle giderse Mars'tan önce Europa uydusunda hayat bulacağız. Hubble teleskobu Jüpiter'in uydusu Europa'da uzaya su püskürten geyserler buldu ve uyduda yeraltı okyanusu olduğu neredeyse kesinleşti. Böylece NASA'nın denizaltı göndermesine de gerek kalmadı. Çünkü geyserden su örneği alabiliriz. Uzayda gittikçe hayat ihtimali artıyor. Plüton atmosferini çalan hırsız uydu, Charon ve uzaya su püskürten Enkeladus yazılarında anlattığımız gibi Güneş sisteminde hayat ölümden ayıran gizli bir çizgi var. Buna karattı diyoruz ve tıpkı dünyada karattı gibi işliyor. Güneşe yakın sıcak gezegenleri soluk ve ölü dünyalardan ayırıyor. Güneş sistemi oluşurken gezegenleri doğuracak olan gaz diskindeki su molekülleri genç yıldızın sıcaklığı yüzünden hızla buharlaştı. Sadece Dünya ve Mars büyük kalitesi sayesinde sıcağa rağmen yüzeyinde su tutmayı başarabildi. Merkür her zaman seramik gibi fırınlanmış, çıplak ve ölü bir kaya parçasıydı. Venüs ise zamanla aşırı ısınarak süper sıcak bir düdüklü tencere dünyasına dönüştü ve sahip olduğu bütün suyu kaybetti. Oysa uzaklarda tam tersi oldu ve Jüpiter'le Satürn'ün uyduları buz kesti. Güneşten yeteri kadar uzaklaştığımız ve asteroid kuşağının ötesine geçtiğimiz zaman gök cisimlerinin hızla soğuduğunu görüyoruz. Bu da Jüpiter ve Satürn uydularının üzerine büyük bir miktarda su buharı çekmesini sağlıyor. Uzayda hava olmadığı için su molekülleri basınç yokluğundan buhar halinde bulunuyor. Ancak Europa ve Enkaladus gibi uyduların yüzeyinde toplandığı zaman yer çekimiyle yoğunlaşıyor. Elbette yüzey sıcaklığı eksi 220 dereceyi bulan uydularda suyun sıvı halde bulunması imkansız ama bu uyduların üzerine 10, 30 hatta 100 kilometre kalınlığında bir buz tabakası kaplıyor. Sizce Avrupa'da neden yeraltı okyanusu var? Jüpiter ve Satürn'de pek çok uyduyu kaplayan kalın buzun alt katmanları kendi ağırlığı altında ezilerek ısınıyor. Europa örneğinde buna Jüpiter ile diğer uyduların yer çekimine yol açtığı gelgit etkisini eklersek ortaya çok ilginç bir şey çıkıyor. Gelgit etkisi Europa'nın kayalık manto tabakasını gerip büzerek iyice ısıtıyor. Böylece üstteki buzun daha büyük bir kısmı eriyerek global yeraltı okyanusunu oluşturuyor bu okyanus kalın buz tabakası altında uzayın soğuduğundan korunduğu için tekrar donmuyor. Dünyada yaşamın ortaya çıkması için tuzlu su okyanusları şarttı. Çünkü kendi organik zarına sahip olan ve suda serbestçe yüzerek evrim geçiren bakterilerin ortaya çıkması için hücre zarında sodyum pompalayarak ek biyoenerji üretmek gerekiyordu. Avrupa gibi zengin mineraller içeren kayalık bir uyduyu kaplayan buz tabakasının altında okyanus oluştuğunu düşünün. Bu suya ne olacak? Elbette kayalık manto tabakasının kısmen eritecek ve suyun içine tuzlu mineraller karışacak. Böylece hayatın gücüne güç katan sodyum pompasına izin veren tuzlu su ortamı ulaşacak. Şimdi ise Hubble'ın keşfine geçelim. Buraya kadar güzel senaryo yazdık ve Jüpiter'in uydusu olan Europa'da neden hayat olabileceğini anlattık. Ancak uzaydaki canlı türlerini hayal etmeye başlamadan önce Europa'da gerçekten yeraltı okyanusu olup olmadığına bakmak lazım. Her ne kadar yeni teoriler yeraltı okyanusunu öngörüyorsa da bazı fizikçiler Europa'nın sadece kalın buzullarla kaplı olduğunu söylüyordu. Kısacası bize kanıt gerekiyordu ve Avrupa uydusundan uzaya püsküren su buharını gören Hubble Uzay Teleskobu bu kanıtı sağladı. 26 Eylül 2016 akşamı NASA Avrupa uydusunda su gazları e keşfedildiğini duyurdu. 2014'ten beri biliyoruz. Öyleyse o akşamki duyurunun nesi neydi? Hubble teleskobu evrende milyarlarca ışık yılı uzakta bulunan en soluk galaksileri bile görmeyi sağlayan keskin gözleriyle 2 yıl önce Avrupa geyserlerini de görmüştü. Ancak geyserlerin buzun altında kısmen eriyen haznelerdeki sıcak su kaplıcalarından kaynaklanıyor olması mümkündü. Kısacası Avrupa uydusuna bir kez geyser görmek uydunun global yeraltı okyanusuyla kaplı olduğu anlamına gelmiyordu. Avrupa uydusunda çok büyük olasılıkla yeraltı okyanusu var ve Avrupa dünyadan 3 kat fazla su içerdiği için belki de 100 kilometre derinliğindeki bu okyanusun altına o derinlikte ezilmeyecek süper teknoloji ürünü bir denizaltı göndermeyi planlıyorlardı. Kavuçuk gibi esnek malzemelerden üretilen bu denizaltı suda deniz kızı ve mürekkep balığı gibi yüzecek nükleer motorlar için çok güç üreten pervaneler kullanmaya gerek kalmadan okyanusun derinliklerini araştıracaktı. İkinci alternatif ise Avrupa yüzeyindeki çatlakların yakınına bir sonda indirmekti. Avrupa çatlakları büyük bir ihtimalle su üstüne kayan buzun çatlaması ve yarıklardan basıncın suyun dışarı çıkmasını sağlıyordu. Peki şunu dediğinizi duyar gibiyim. Mars'ın suyu mu çıktı? Mars'ın gerçekten suyu çıktı. Öyle ki Mars'ta su bulundu. Haberi yapmaktan herkes yoruldu. Her yıl böyle birkaç haber çıkıyor ama kızıl gezegende Mars deresi de bulunduğumuz için artık gözümüzü uzayın derinliklerine dikmenin zamanı geldi. Sonuçta Mars'ta toprak altındaki aşırı tuzlu ve çamurlu su kanallarından söz ediyoruz. Avrupa'nın suyu o kadar tuzlu değil gibi görünüyor aşırı miktarda tuz asit etkisi yaratarak hayata zarar verdiği için Avrupa Geyserleri ve Yeraltı Okyanusu'ndan örnek alma ihtimali insanı daha fazla heyecanlandırıyor. İşte bu yüzden Mars'tan önce Avrupa'da hayat bulabiliriz. Hayallerimiz Mars ancak gerçekler Muş olabilir. Neyse biz yine de gerçekçi olalım. Hubble'ın bu yıl ikinci kez gözlemlediği Avrupa gayzerlerine daha yakından bakalım. Öncelikle bunlar dünyadaki gibi periyodik aralıklarla püsküren gayzerler. Hubble'ın çektiği 10 fotoğrafın içinde gayzer görünüyor. Avrupa'nın yarım küresindeki geyserler güneşin yaydığı ve Jüpiter'den yansıyan mor ötesi ışığı emerek parlamaya başlıyor. Bu ışık özel dalga boyunda çalışan kameraların çektiği fotoğraflarda mor renkli parlak bir sis olarak görünüyor aslında. Avrupa'nın düşük yer çekimini küçük bir gök cismi olmasına rağmen 15 ila 100 kilometre kalınlığındaki buz tabakasına ek olarak dünya okyanuslarının 3 katı su içermesi sizi şaşırtabilir. Ama bunun için tekrar yeni pilotun tonu hatırlayalım. Güneşe uzak dünyaların yüzeyi havasız olsa bile aşırı soğuk su buharının hızla donarak yoğuşmasını ve buz kristalleri oluşturarak zamanla kalın buzullara dönüşmesini sağlıyor. Dünya oluştuktan sonra ilk 100 milyon yılda belki de Avrupa'dan daha fazla su içeriyordu. Ancak sıcak güneş dalgalarıyla dünyayı saran su buharının uzaya üfledi. Su moleküllerini parçaladı. Hatta az da olsa su kaybı 4 milyar yıldır devam ediyor. Dünyamız bugüne kadar sahip olduğu suyun %25'ini kaybetmiş bulunuyor. Soğuk Avrupa'nın öyle bir dezavantajı yok. Ne kadar su varsa buz kesip yüzeyde kalıyor. Hayat için iki olasılık Bunlardan biri 100 kilometre derinlerdeki okyanus tabanında yer alan sıcak alkayın bacalarının hayatın gelişmesi için gereken bazik ortamı, mineralleri ve ısıyı sağlaması ancak 100 kilometre derinlikteki muazzam su basıncı hayata zarar verebilir. Oysa Avrupa yüzeyindeki çatlaklar güneşin morotesi ışınlarından enerji çekerek çatlakların duvarında tanan bakterilerin yaşanmasına izin verebilir. Bu durumda bakteriler doğrudan radyasyon almadığı için ölmez ama mor ötesi radyasyonla mutasyon ve evrim geçirebilir. Ayrıca çatlaklardan gelen sıcak suyla ısınabilir. NASA'nın Avrupa'yı inceleyen Galileo uzay sondasının gelen eski verilerini değerlendiren bilim insanları Avrupa'yı örten kalın buz tabakası ile buzun altındaki global okyanus arasında bu bir tür bağ kurulduğunu düşünüyor. Belki de süper derindeki hayat Avrupa yüzeyine çatlaklar yoluyla ulaşıyordur. Şunu sorduğunuzu duyar gibiyim. Kanıtı var mı kanıtı? Hawaii adasındaki Mauna Kea Keç 2 teleskobunu kullanan bilim insanları Avrupa yüzeyinde bir tür magnezyum sülfat tuzu keşfettiler. Epsomit denilen bu mineral buzun altındaki okyanustan gelen başka bir mineralin yüzeyde Güneş ışığına maruz kalarak oksitlenmesiyle oluşmuş olabilir. İşte buzun kimyasıyla yeraltı okyanusunun kimyası birbirini tutuyor derken kastettiğimiz buydu. Kanıtı bırakın oksijen var. Oksitlenmenin Avrupa atmosferinde oksijen olduğu anlamına geldiğini düşünebilirsiniz ve haklısınızdır. Europa kendi atmosferini tutacak kadar büyük ve kütleli bir uydu değil. Ancak yüzeyini kaplayan su buzu, güneş rüzgarının ve kozmik ışınlarının etkisiyle bir tür elektroliz sürecinden geçiyor. Yani yüzeydeki donmuş suyun bir kısmı su moleküllerini oluşturan hidrojen ve oksijen atomlarına ayrılıyor. Hidrojen gazı çok hafif olduğu için bir daha geri gelmemek üzere uzaya kaçıyor. Nispeten ağır olan oksijen ise yüzeyde eser miktarda ince bir atmosfer oluşturuyor. Bu oksijen yüzeyindeki bakterilerin solunum yapmasına yetebilir. İşin kısacası Avrupa yüzeyindeki buz çatlaklarının yüzeye çıkan okyanus suyuyla birlikte yaşam doğurabilecek gerçek bir kimyasal reaktör olduğunu söyleyebiliriz. Ve böyle giderse gerçekten de Mars'tan önce Avrupa'da hayat bulacağız. Anlattığım konuyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.